Yine başlarken devam ediyor. Sevgili izleyiciler gazete turunu tamamlayıp sohbete geçeceğiz. Siyasetin şifrelerini çözmeye çalışacağız. Seçime doğru giderken seçim politikaları nasıl kurgulanıyor? E, neler üzerinde duruldu? Az buçuk ortaya çıkmaya başladı. Onları yorumlamaya çalışacağız. Fethi Açık ile Profesör Fethi Açık Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Siyaset Biliminden konuğumuz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, gazeteleri mi? tamamlayalım e, sonra sohbete başlayalım. Zaten gazetelerde de az buçuk görüyoruz o e, şifreleri, kodları ki bugün konuşacağımız konuyla ilgili de bir haber var. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ama bu arada e, merkez medyada özellikle Erdoğan'ın dünkü anayasa mahkemesi ziyaretiyle ilgili bir başlık vardı sanıyorum. E, Hürriyet gazetesinde de var. E, Orhan Babalı adalet çağrısı diye örneğin Hürriyet girmişti. E, şöyle i, bir ifade kullanmış. Orhan Baba soruyor başka da kimse sormuyor adaletin bu mu dünya diye. Diye bir ifade var Orhan Gencebay Atuf'ta bulunduğu belirtilmişti. Biz de bu şarkı bu türküyle ilgili Selda Bağcan'ın sesinden klipler hazırladığımızı ifade etmiştik. Bir izleyenimiz bir hatırlatma yapmış. Sevgili izleyiciler onu belirtmek istiyorum. Kendisine teşekkür ederek biz de araştırıyorduk tam da hatırlayamamıştık. Ali Ercan bu sözlerin Adaletin bu mu dünya sözünün yazarı sevgili izleyiciler bu vesileyle onu da belirtmiş olalım ve bir yandan gazete turunu gerçekleştireceğiz ama e, tekrar döneceğiz merkez medyaya zaman gazetesi adım adım polis devletine diye iç güvenlik paketini manşete taşıyan gazetelerden biri olmuş sevgili izleyiciler onu belirtelim e, i̇ş güvenlik paketinin bu hafta mecliste görüşülmesi bekleniyor çok tartışılıyor gerçekten e, ki e, sapana iki yıl e, silaha bir yıl diye bu orantısızlığa hep dikkat çekiliyor evet zamandaki manşet böyle Bülent Arınç'ın başkanlık sistemi gündemimizde yok erken açıklamasını da zaman gazetesi görmüş tabii ki Edirne'deki sel alarmı da gazetelerin bütün gazetelerde olduğu gibi Zaman Gazetesi'nin de gündeminde. Bugüne baktığımızda Saray'ın arazisi için 3 skandal cevap diye bir haber görülüyor. Mimarlar Odası'na dayandırılarak kira sözleşmesi yok. Orman Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü ticari sır yanıtı vermiş. Yine Saray'ın kanunsuz bir şekilde oraya kondurulması, hukuksuz bir şekilde kondurulması ile ilgili Kırsalda e, şiddet diye bir haber var. 7 yılda 40 bin kadın ve 9 bin erkek mağdur oldu. Jandarma'nın görev yaptığı bölgelere ait kayıtlar aile içi şiddet vakalarında korkunç gerçeği gözler önüne serdi diyor. Türkiye'deki o dönüşümü bir yandan da aktarıyor sevgili izleyiciler. Bir yandan yoksullaştığımız, bir yandan da şiddetin arttığı bir ortamda yaşadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bugün gazetesi de manşette bu şiddete dikkat çekmiş. Hukuki garabet İzmir'deki algı operasyonu ikinci kez çöktü diyor. Bugün gazetesi bu arada sevgili izleyiciler mahkeme HSK müfettişlerinin anayasayı açıkça ihlal ettiğini belirtti diyor. İzmir'deki algı operasyonunda tutuklu polis kalmadı ifadesiyle girilmiş. Bugün gazetesindeki haberler arasında sevgili izleyiciler. Şimdi bir gazetede yine Bülent Arınç'ın açıklamalarının yanı sıra eee AKP'nin stratejisine ilişkin yorumlar vardı. Söze onu bir yandan tekrar değerlendirelim ama söze başkanlıkla başlayalım. Geçen hafta manşetlere taşındı Yandaş Gazeteler Erdoğan'ın sözleriyle algı operasyonuna başladılar ve mesele şu, başkanlık sistemiyle ilgili artık seçim stratejisi olarak oy isteyecek AKP. Tarafsız Cumhurbaşkanı'nın da tarafsızlığını yitirerek zaten AKP'ye oy istediğini biliyoruz. Böyle bir sistemde seçime giderken AKP'nin stratejisiyle ilgili neler ortaya çıktı sizce? Ee, Semra Hanım iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Teşekkür izleyicilerimize ediniz. ve size. Şimdi AKP biliyorsunuz uzun süredir başkanlık sistemi taleplerini dile getiriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinden. Ve bu geçiş sürecinin nasıl ortaya çıkacağı ile ilgili olarak bir takım soru işaretleri ve en uygun başbakanın kim olacağı tartışmaları gündemdeydi. İki türlü bir gündemle seçime giriliyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Başbakan Davutoğlu'nun partiyi, kadrolarını taşımakta bir maharet gösterip gösteremeyeceği, bir arada tutup tutamayacağı. Temel kritik nokta bu. Bu olduğunu görüyoruz ve daha önceki seçimlerde gösterdiği başarıyı tekrar edip tekrar edemeyeceği AKP'nin. Bu önemli bir rüştünü ispatlama testi olarak karşımıza çıkıyor Başbakan Davutoğlu'nun. Çünkü biliyorsunuz Başbakan Davutoğlu'nun etkisiz bir başbakan olduğu. Bir tür vekaleten başbakanlık görevini yerine getirdiği e, ileri sürülüyor. Hatta fiili olarak yarı başkanlık sistemine geçiş olup olmadığı tartışmaları gündeme geliyor. Ben e, hani bu soruları cevaplamak için erken olduğunu düşünüyorum ama şunu söylemek mümkün bugün içinde bulunduğumuz durum itibariyle anayasa değişikliği olmamakla birlikte henüz e, bu AKP'nin ikinci gündemi e, bir yarı başkanlıktan daha çok Türkiye'de ya da bir fiili baş başkanlık sisteminden daha çok bir tür çeyrek başbakanlık sistemine geçildiğini düşünüyorum. çeyrek başbakanlık sistemi çeyrek. demek? Evet. Çeyrek başbakanlık sistemi demek daha doğru. Çünkü gerek ekonomi yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ile çatışmaları, gerek dış politika konusunda gerekse milletvekili listelerinin oluşturulması konusunda başbakan Davutoğlu'nun etkili olamadığı yarı başkanlık sisteminden daha çok çeyrek başbakanlık sistemine doğru Türkiye'nin evrildiği e, görülüyor. Şimdi bu geçici çok, bir durum muhtemelen. Çok başka bir kavram dile getirdiniz. Siz hani Osmanlıca, Osmanlı, Osmanlı'nın e, e, devamı ya da işte e, diktatörlük e, Erdoğan'ın istediği sistemle ilgili yorumlarda bulunuldu bu şekilde. Başkanlık değil başkancı sistem diye. Siz de diyorsunuz ki çeyrek başbakanlık e, sistemi gündeme getiriliyor. E, çok ilginç bir e, kavram bu. E, bu arada yurt gazetesine bakalım Davutoğlu çaresizliği diye bir başlıkla Göksel Bozkurt güzel bir top parlama yapmış. Ee, AKP'nin oyunu düşürürse Davutoğlu koltuğunu kaybedecek. Bir kastettiğim aslında tam tam da bu. Yani sistemin otoriterleştiği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, karar alma mekanizmasının merkezileştiği çok doğru. Aslında başkanlığın altyapısını oluşturma sürecinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli bütün girişimlerde bulunuyor. Fakat bu güç birikimi e, Başbakanlığın etkisizleşmesi ve yetkisizleşmesini beraberinde getiriyor. Bu anlamda bir çeyrek başbakanlık sistemine girildiğini söyleyebiliriz. Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum çünkü biliyorsunuz sürekli tekrar edilen bir konu. Bir tür başkanlık sistemi için seçim startının verilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Birkaç önemli itirazı ve çekincesi var Erdoğan'ın reislik sistemi de denilebilir buna. Yani başkanlık sistemi değil de aslında AKP'nin kültürüne uygun olarak biliyorsunuz çünkü Erdoğan'ın reis olarak adlandırmayı tercih ediyor. Bu dünyada çok da benzeri olmayan güçler ayrılığı ile yönetilen ülkelerdeki sistemle de benzeşmeyen, belki birazdan tartışırız onu. Bir reislik sistemi aslında. Buna geçiş sürecinde başbakanın etkisizleştiğini görüyoruz. Yani bir Anadolu Selçuklu Kartalına referans vardır AKP'nin kurulduğu hı hı. günlerden itibaren AKP'nin genel merkez binasının da Anadolu Selçuklu mimarisine göre yapıldığı hep dile getirilirdi. Biliyorsunuz Anadolu Selçuklu'nun sembol, sembolü çift başlı kartaldır. Bu geçiş döneminde çift başlılık var, çeyrek başbakanlıkla reislik sistemine geçmeye çalışan bir AKP'nin iki tarafa çeken çift başlı bir siyaseti ne okumamız gerekiyor seçimlere Şimdi yaklaşırken. Zaten geçen haftaki açıklamalarında da Erdoğan'ın bu çift başlılıktan şikayet ettiğini gördük ama şikayet etmesi gereken bakan galiba Davutoğlu'nun makamı. Bir çok karışıklık var yani çok, burada. Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında burada yetkisizleştirilen ve etkisizleştirilen makam Başbakan Davutoğlu'nun makamı ve bu seçim sürecinde nasıl halledilecek bir orkestrasyon mümkün olabilecek mi? propaganda dönemi bu nasıl yürütülecek bu ikili tarafından onu göreceğiz. Şimdi Erdoğan'ın mitingleriyle ilgili bir ayrıntı gördüm bugün. Erdoğan'ın mitinglerini teşekkür mitingleri yapıyor ya hani mitinglerini seçim propaganda takviminde bitireceği gerçekleştirmeyeceği yönünde bir haberdi. Ama tabii Erdoğan bu sürece kadar sahada olacak ve o isteyecek öyle görünüyor değil mi? Hani ben yanlış okumuyorum. Evet haklısınız maalesef Anayasa'nın değiştirilmesi gündemiyle seçim gündemi bir arada yürüyor ve bu bizim siyasi teamüllerimizde çok daha önce karşılaştığımız bir durum değil 12 Eylül Anayasasını değiştirmek üzere iktidara gelen AKP Kenan Evren'in yapmadığı bile Kenan Evren'in bile yapmadığı bir şeye Türkiye'yi sürüklüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Evren'in başbakan, cumhurbaşkanlığından başkanlığa doğru geçmeyi tercih etmediği bir anayasa içerisinde kendini kurumsuzlaştırarak sistemi ve teamülsüzleştirerek bir yeni fiili duruma doğru yönlendiriyor. Dolayısıyla birbiriyle hem örtüşen hem de çatışan bir kampanya dönemi var. Birincisi AKP'nin... Ee, geleceğinin olup olmayacağı tartışması Davutoğlu'nun başarılı olup olmayacağı tartışması. İkincisi de reislik sisteminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği reislik sisteminin yerleşip yerleşmeyeceği. Bu ikisi arasında hem örtüşme var hem de gerilim var. Kampanyalar da örtüşüyor ve e, çakışıyor. Bu sistem tartışması e, peki hani geçmiş e, yıllardan da bakarak ya da siyaset bilimi açısından bakarak vatandaşı ne kadar bilgilendiriyor? Ee, hani siyaset bilimciler... Hani oy verirken e, ne kadar buna bağlı kalacaklar? E, çok güzel bir soru. Siyaset bilimcilerin aslında cevaplamaya çalıştığı, e, iktisatçıların, sosyal bilimcilerin cevaplamaya çalıştığı en önemli sorulardan bir tanesi. Genel kanı e, toplumun e, halk katmanlarının e, ekonomik duruma göre oy verdiği yönündedir. E, ekonomik e, e, reform gündemi, e, geçim endeksi ve gelecek kaygısının oy vermede en temel belirleyici olduğu ileri sürülür. Buna siyasi güvenlik ve siyasi istikrarı da eklemek gerekir. Evet. Özellikle ülkede çatışma dinamikleri varsa, etnik ya da dinsel siyasetin yükselmesi ve gerilim ihtimali varsa bunların da önemli bir faktör olduğunu söylemek gerekir. Türkiye'de biliyorsunuz %10'lar civarında işsizlik seyrediyor. Gizli işsizlik çok yüksek, genç işsizliği çok yüksek. Öteki taraftan da AKP'nin bir biçimde artık böyle bir şekilde kara düzene dönmüş, kara düzen siyaset eşliğinde yürüttüğü bir çözüm süreci var. Bu iki sürecin ben başkanlık tartışmalarından daha etkili olacağını ve kitleleri mobilize etmekte daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Anayasa tartışmaları biraz vatandaşa... Soyut, Uzak kalacak. Soyut yani çözüm süreci etkileyecek, etkili olacak ana unsurlardan birisi ekonominin, ekonomi. geçimin, etkili. sosyal politikaların ve çözüm sürecinin istikrarın etkili olacağını söyleyebiliriz. Siyasal istikrarın özellikle. Tabi muhalefette buna göre kendini şekillendirmek zorunda. Hani ortaya çıkan bu bilgiler ışığında şekillendirmek zorunda. O da temel noktalardan birisi. Peki bir şey daha araya parantez açarak sormak isterim. Ee, bunu da değerlendirelim diye taraf gazetesinin girdiği bir anket var. Ee, Metropol'ün anketiymiş bu. Ee, şöyle bir sonuç çıkıyor. Sormuşlar ki Türkiye'de devlet layık olmalıdır diyenler ee, ya da buna katılmayanlar. Soru bu. Devlet laik olmalıdır diyenlerin oranı yüzde yetmiş birmiş ankete göre Türkiye'de AKP tabanında yüzde elli yani yüzde otuz ikisi yüzde otuz hayır olmasına gerek yoktur demiş laiklikle ilgili HDP tabanında yüzde elli evet demiş yüzde otuz Önemsememiş hayır demiş yani bir şekilde o potada duruyor. Saadet Partisi %23 oranında hani bu AKP'nin ana ıı, çıktığı milli görüş ve %64'ü hayır gerek yok demiş laikliğe. Bir tek CHP ve MHP'de %90 ve e, MHP'de %90.1 CHP'de %92.7 oranında laiklik hassasiyetini görüyoruz. Ee, şimdi bu bize bir de farklı bir toplum yapısı da gösteriyor galiba. Ee, bu, bu, bu anlamda hani e, AKP'nin uygulamalarına karşı duruş anlamında da bir fotoğraf çıkıyor. Burayı nasıl değerlendirelim? E ee, tabii laiklikle veya diğer siyasal kültürel eğilimlerle ilgili anketlerin e, ortaya koyduğu rakamlar değişebiliyor ama bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Ben büyük ölçüde gerçekliğe tekabül ettiğini, onu yansıttığını düşünüyorum söylediğiniz oranların. Şu rakam bize şunu gösteriyor. Orta Doğu'da uzunca bir süredir din eksenli, mezhep eksenli bir siyasetin bir çatışmanın tanıklığı ile karşı karşıya dünya. Bu çatışma çok sayıda insana, insanın canına, hayatına ve siyasi rejimlerin istikrarına mal oldu. Bununla da kalmadı Avrupa'ya sıçradı. Özellikle Fransa'daki, İngiltere'deki Almanya'daki ve İskandinavya'daki pek çok e, aşırı sağ partinin e, yükselişi e, çatışmayı daha fazla gündeme getirdi. En son e, İslami e, radikal, radikalizmin e, yol açtığı Charlie Hebdo olayı e, katliamı Fransa'daki laikliğin kadın hakları bağlamında özellikle e, mezhepler arası çatışmanın, ee, yükselişi anlamında özellikle ee, ve e, Nijerya'dan Yemen'e, e, Afganistan'dan Çeçenistan'a kadar geniş bir İslam coğrafyasında dinle siyasetin iç içe e, geçmesine bir tepki olarak laikliğin önemi arttı. İnsanlarda ben e, yurttaşlarda siyasetle dinin ayrışması gerektiği konusunda bir hassasiyetin, bir bilincin oluşmaya başladığını özellikle Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki radikal şiddet deneyimlerinin, laikliğin değerinin tekrar anlaşılmasına yol açtığına hmm. inanıyorum. Bu e, laiklik gündeminin yeni biçimlerde, yeni formlarda e, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun ve belki de bir ölçüde Avrupa'nın e, gündemine oturacağını gösteriyor bize. Demokrasinin e, ...temel hak ve özgürlüklerin ve kadın haklarının ayrılmaz bir bileşimi olarak karşımıza çıkıyor leiklik. Fakat bunu e, hangi formlarda, nasıl bir içerikle yeniden tanımlayacağımız... ...bence önümüzdeki dönemin en önemli sorunu ve sorusu. Bu anket de şunu gösteriyor bize. AKP tabanında bile dinin ve siyasetin bir, birinden ayrışması gerektiği konusunda... ...düşünceye sahip çok sayıda geniş bir yurttaş kesimi var... Türkiye'de bu çok önemli bir mesele, e, dinin, toplumun bütün e, yönlerine, siyasetin ve ekonominin bütün alanlarına, dış politikanın bütün alanlarına mezhep ve din söyleminin e, bu kadar sirayet etmesi, bu kadar nüfuz etmesi belli bir rahatsızlığa ve belli bir huzursuzluğa yol açıyor. Çünkü bu sadece kutuplaşmayı e, arttırmaya e, neden olmuyor aynı zamanda çatışma dinamiklerini de körüklüyor. Dinsel çatışma ve dinsel fedakarlık söylemi, şehitlik söylemi, kefen giyen ve sokaklarda yürüyen siyasi parti taraftarlarının ortaya çıkardığı tedirginlik hayatın bütün alanlarını etkiliyor. Dolayısıyla inanç ve siyaset alanının, yönetim alanının birbirinden ayrışması gerektiği konusunda bir beklenti bir duygulanım olduğuna ben de inanıyorum, katılıyorum. Fakat bunun hangi formlarda yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda önemli bir gündemle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Temel problemlerimizden birisi yani Biri, bunun yeniden kurgulanması, yeniden tanımının yapılması. Çok gerekiyor. doğru. Özellikle temel hak ve özgürlükler, inanç özgürlüğü ve inanmama özgürlüğü, azınlıkların dinsel azınlıkların mezheplerin, baskı altında kalmadan yaşayabilme, temel özgürlüklerini kullanabilme hakkı ve laiklik İslam dünyasında belki en fazla kadın haklarını ilgilendiriyor. Kadınların da e, muhafazakar İslami bir baskıya maruz kalmadan e, yaşayabilme, özgürce kendi tercihlerini oluşturabilmeleri açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, seçmeni ne kadar etkiler tabi bilemiyoruz ekonomi ve çözüm dedik oraya tekrar dönelim çünkü hani biz ne dersek diyelim ben ne diyorsam onun gibi yaşayacaksınız diyen bir yönetim tarzı da var şimdi böyle de bir gerçeklik var herkesin yorumladığı işte Erdoğan'ın Kafasındaki sistem e, tamamıyla böyle benim istediğim şekilde bir e, durum diyor. Hep ben e, ve öteki e, çatışmasını ortaya koyarak bir e, söylem oluşturuyor. Bu bağlamda şimdi e, IŞİD'e bakıyoruz yine e, laiklik deyince. Kadına bakışa bakıyoruz işte 6 yaşındaki çocuk annenin diz kapağı gibi söylemlerle vesaire şekillenen bir durum var ama e, ekonomiyle ilgili... Ee, insanları tetikleyen hani şeye tekrar bu, bu seçmenin e, algısına tekrar dönecek olursak tetikleyen bir durum var mı seçmeni baktığımız zaman yardımlar yapılıyor işte e, ekonomi e, aslında sıkıntılı ama bir fotoğraf yansıtılabiliyor yine hani kodunu okuyalım seçim propagandasında kullanılacak kodları okuyalım istiyorum ben yani bir iktisatçı değilim bir siyaset bilimciyim ama bir siyaset bilimi perspektifinden iktisadi gelişmeleri hem dünyadaki ve Avrupa'daki hem de Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda şunu görüyoruz Semra Hanım. Davutoğlu hükümeti Türkiye'nin 2002'den bu yana içine girdiği kalkınma modelinin aslında başarısız olduğunu teyit etti. Bunun altını çizerek başbakanlık dönemine başladı. Türkiye'nin katma değer yaratan, büyümeyi daha nitelikli hale getiren, e, kentsel dönüşüme, rant ve imar değişikliklerine bağlı bir istihdam ve sermaye birikim modelinden daha çok markalaşan, kalifiye iş gücünü öne çıkaran, girişimciliği öne çıkaran bir büyüme modeline ihtiyaç olduğunu ileri sürdü. Bunu böyle bir tür vizyon perspektifinden ortaya koydu Davutoğlu. Fakat aslında bu başarısızlığın itirafı e, özelliği de taşıyordu. Evet, evet. 2002'den 2014'e kadarki süreç içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan saraya çıkana kadar ki süreç içerisinde ki ekonominin tıkanma noktasına geldiğini ve bunun sürdürülemeyeceğini itirafı noktasındaydı. Bir orta gelir tuzağından zaten bahsediliyor. Orta gelir tuzağı dediğimiz şey ülkenin ithal enerji, ithal aramal, ithal makinayla sadece ucuz emek girdisiyle ortaya çıkardığı bir büyüme ve istihdam stratejisi Türkiye hem dış ticaret açığını hem cari açığını büyük ölçüde bununla finanse etmeye çalıştı. Sıcak para hareketlerine çok bağımlı bir ekonomi ortaya çıktı. Belli noktada da AKP iktidarını bunun ayakta tuttuğunu söyleyebiliriz. Fakat bu içinde bulunduğumuz dönemde bir tıkanma noktasına ulaştı. Bilim politikaları, teknoloji politikaları, nitelikli büyüme politikaları eksik olduğu için 2002'den 2014'e kadar bunların değiştirilmesi gerektiği e, hissedildi. Davutoğlu bu konuda e, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha fazla bir duyarlılığa sahip görünüyor fakat bunu yapacak enstrümanları yok AKP'nin. Çünkü bilim dünyasıyla, teknoloji dünyasıyla, üniversite dünyasıyla çatışan e, kalkınma konusunda motor görevini üstlenebilecek bürokratlarla e, kapışan Merkez Bankasından TÜBİTAK'a e, pek çok planlama konusunda katkı verebilecek nitelikli iş gücüyle çatışan bir hükümetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu konuda ben elinin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik olarak bir dar boğazı sürdürmeye çalışıyor. Zaten büyüme rakamları da düşmeye başladı. Son 3 yıldır büyüme rakamları 1990'lardakine yakın bir noktaya geldi. En son bugün zaten ihracatla ilgili rakam var. Bir e, ciddi bir 9 puanlık bir düşüş söz konusu ihracatta onu görüyoruz. Rusya'nın etkisi elbette Rusya'da yaşananların etkisi ki e, bölge ülkeleriyle beraber ticaretimizde de bir düşme var. Tüm bunlar etkili olacak. E, bir sıkışma içerisinde ama ekonomi yönetimi açısından. E, ekonomi felsefesi, kalkınma felsefesi kısa vadeli sıcak para girişine ve ranttan elde edilen büyümenin dağıtılmasına dayalı olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin benzeri kalkınmada mesafe kat etmiş Güney Kore gibi, Brezilya gibi ülkelerin stratejilerinden gittikçe uzaklaştığını ve ucuz iş gücüne dayalı bir kalkınma stratejisine evrildiğini görüyoruz. Yapsatçılığın ön plana çıktığını özellikle kentsel dönüşümden Yapsaçlılığın işte Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan gelen dünyanın farklı bölgelerinden gelen sıcak paraya dayalı bir büyüme e, politikasının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun bir emlak balonuna yol açacağı, yol açabileceği dile getiriliyor. 1997-98'de Güneydoğu Asya'da bir emlak krizi ortaya çıkmıştı. Singapur'dan, Endonezya'dan, Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyayı etkileyen... E, Ev ve e, arsa fiyatlarındaki artışın da artık bir doyum noktasına geldiği ve kırılganlığı arttırdığı çünkü e, emlak stokunun da arttığı 2007, ev sayısının ofis de Amerikan e, e, konut sektörü etkilemişti yani çok etkileyici e, Türkiye açısından da risk barındıran bir duruma dikkat çekiyoruz. Evet, bunu söyleyebiliriz. Ee, Dolayısıyla ekonomi yönetiminin bir darboğazda olduğunu görüyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'yla ve Babacan ve Şimşek'le, bakanlarla çatışması da aslında bu iç huzursuzluğun, ekonomi politikalarındaki iç huzursuzluğun ve tıkanmışlığın bir göstergesidir diye düşünüyorum evet önümüzdeki süreçteki seçim gelmeden önce baharda özellikle uluslararası bir krizden vesairede de söz ediliyor tabi onları bilemiyoruz ama kriz çıkma olasılığından da söz ediliyor onları bilemiyoruz ama önümüzdeki süreçte yaşanacaklar açısından seçim etkileyecek unsurlardan biri dedik. Diğeri çözüm süreci biraz buraya bakalım isterim bir de sizin hani ben toparlarken süreyi de verimli kullanalım diye şimdi HDP ile AKP arasında yürütülen Kandil ve İmralı ile görüşmelerle giden bir süreç var. Bu süreçte konumlar nasıl? Hani siyasi partilerde MHP çok net mesela onu görüyoruz. Karşı. Onun dışında hani seçimin nasıl etkiler bu bağlamda söylemler ve ne tür söylemler gündeme gelebilir? Şimdi çok kırılgan bir denge üzerine oturuyor. Müzakere ya da çözüm süreci dediğimiz Kürt meselesinin çözülmesi konusunda AKP'nin geliştirdiği politika. Kırılgan ve saydamlıktan uzak bir siyaset olduğunu AKP'li milletvekillerinin ve danışmanların da telaffuz ettiğini görüyoruz. Hatırlayacaksınız bir önceki afyon toplantısında Başbakan Erdoğan'ın o zamanki başbakanın liderlik yaptığı afyon toplantısında AKP milletvekilleri çözüm süreciyle ilgili bilgiyi sırı sıraya önderden aldıklarını kendilerinin sonradan haberdar olduklarını ileri sürmüşlerdi. Aslında bu çok... HDP'liler de konuşmuyor ama artık. Eskiden konuşuyorlardı da herkes öğreniyordu. Ama evet. şimdi gizlilik konusunda anlaştıkları beyan edildi. Aslında bu hem ironik hem de biraz acıklı bir şey. Çünkü demokrasinin en temel e, özelliklerinden bir tanesi... halka hesap verirlik ve saydamlıktır. E, güvenilebilirliktir ve müzakere yoluyla çözümlerin inşa edilmesidir. AKP'nin çözüm e, siyaseti saydamlıktan uzak... Ve öngörülebilirlikten uzak olarak gelişiyordu Ağustos 2014'e kadar. IŞİD'in yükselişiyle birlikte AKP'nin çözüm stratejisi, HDP ile yürüttüğü çözüm stratejisi büyük bir krize, büyük bir badireye doğru evrildi. AKP'nin özellikle IŞİD'den kaynaklanan İslami siyasal grupların, terör gruplarının Kürt siyasal hareketiyle, silahlı kürt gruplarıyla çatışmaya başlamasından kaynaklanan nedenlerle bir gerilim büyük bir gerilim ortaya çıktı ve bu 6 7 8 Ekim olaylarında kendini açığa çıkardı. 40'tan fazla yurttaşımız, çoğu genç çocuk, çocuklarımız hayatını kaybetti. Büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Sadece iç güvensizlik ve saydamlıktan uzak olmanın dışında bölgesel olarak da kontrol edilemeyen ve e, tarafların e, fırsatçı bir şekilde kendi lehlerine çevirmeye çalıştığı dinamiklere maruz çözüm süreci. Aslında yani popülist bir durum söz konusu mu diye popülist de diyebiliriz. Oportunist demek daha doğru. Oportunist demek daha doğru çünkü e, bu Suriye'deki kanton ilan edilen kantonların El Cezire'deki işte Kobani'deki ve Afrin'deki kantonların e, AKP ile pazarlıklı bir şekilde işit müdahalesinden uzak tutulması projesi krize yol açtı. Hükümetle HDP arasında ve bu çok sayıda yurttaşımızın canına mal oldu. Cizre'deki olayların önemli bir nedeni de bu. Dolayısıyla aslında AKP'nin de HDP'nin de bir dar boğazdan geçtiklerini fakat bu dar boğazı daha fazla içeri kapanarak, daha fazla sansür uygulayarak ve kamuoyunu daha az, daha da az bilgilendirerek yönetme konumuna savrulduklarını düşünüyorum. Güvensizliğin de arttığını düşünüyorum ve burada daha tehlikeli nokta bu iç gerilimin faturasının Türkiye'ye ve Türkiye'deki siyasi partilere mal edilmeye çalışılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani bu hem içinde bir Şantaj barındırıyor belli açılardan Hı. hem de içinde bir e, güvensizliğin e, sistemik hale gelmesi ihtimalini barındırıyor. Demokrasimiz açısından ve kurumsal ilerleme açısından parlamentodaki e, çözüm üretebilecek, fikir üretebilecek partilerin dışlanması süreci açısından özellikle CHP'nin ve MHP'nin e, ve AKP grubuyla HDP grubunun... E, bu sürecin dışında tutulması açısından ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bir kere üstü örtülü gizemli gizli kapaklı yapılması demokrasi açısından çok ciddi bir gerilim Türkiye açısından dış politika açısından ve demokrasimiz açısından çok tehlikeli gizli anlaşmalarla bu tür büyük sorunların parti hesaplarıyla ve liderlik hesaplarıyla AKP'de Erdoğan'ın HDP'de de Öcalan'ın e, kişisel e, siyasi beklenti ve kariyerlerine endekslenmiş bir çözümün toplumsal barış projesi olarak ileri sürülmesi bir taraftan e, kantonlar ve özellik meselesinin diğer taraftan da başkanlık meselesinin e, bir emri vakiyle e, Türkiye kamuoyunun önüne getirilmesinin ben daha ileride sorunlar yaratacağını düşünüyorum. Bunun saydamlıkla ve iyi niyetle açıklıkla demokratik ilkelerle... E, ve bu sorunları geleceğe ötelemeden e, çözülmesi gerektiğini en azından yüzleşilmesi ve diyalog kanallarının açılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun çözümü bu sorunların çözümü kolay değildir ama e, AKP'nin ve HDP'nin e, Yalçın Akdoğan, e, sırf, sırf, Süreyya Önder ve küçük bir kadronun e, gizli koridor siyasetiyle yürüttüğü bu e, girişimin e, maliyetinin Türkiye'ye ve bölge barışına ulaşması. E, olacağını düşünüyorum. Evet çok ciddi riskler barındıran adımlar atılıyor bu bağlamda. Dolayısıyla ben aslında şunu da anlıyorum. Reklama gideceğiz reklamdan sonra değerlendirelim. Şunu da anlıyorum. Seçim sürecinde de olabildiğince gizli yürütmeye devam edecekler. O gizlilikle bu süreci atlatmaya çalışacaklar. Benim anladığım da bu. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Hem bunu konuşacağız tabii ki o seçimin şifrelerini çözmeye çalışıyoruz kampanyaların. Bir yandan da Yunanistan'da bir rüzgar var. Bizi ne kadar etkiler? Etkiler mi acaba? Bir de onu soracağız. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız.